Herkese merhaba. İK'ya dair, insana dair mottosuyla ilerlediğimiz İK'ya dair sohbetler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum ve çok kıymetli bir konusu bizlerle birlikte. Ata Grubu Teknoloji Şirketleri İnsan Kaynakları Başkanı Sayın Seda Erdem Yılmaz. Hoş geldiniz. Merhabalar Seyhan Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifler İyi. nasıl? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Aynı şekilde, aynı şekilde. Çok sağ Çok, olun. siz de sağ olun. Seda Hanım, isterseniz sohbetimize ilk önce sizin kariyer yolculuğunuzla başlayalım. Sonrasında insan kaynaklarıyla nasıl tanıştınız, bunu öğrenelim. Ve kısaca bize şirketinizi de anlatırsanız çok sevinirim. Tabii. Ben öncelikle aslında üniversite hayatımdan başlayayım. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İşletme Çift Anadal Programı'ndan mezun oldum. Daha sonra Fulbright bursuyla Amerika'ya gittim. PwC, Ernst & Young ve Peppers & Rogers gibi çeşitli danışmanlık şirketlerinin strateji danışmanlığı alanlarında çalıştım. 2011 senesinde de Ata Grubu'na katıldım. Ata Grubu'nun aslında Seyhan Hanım ilk katılışım stratejik planlama müdürü olarak oldu. Daha sonra bunu başkanlık ofisi ve strateji direktörlüğü aldı. 2011'de gruba katıldım. 2022 yılında da CHRO görevine getirildim. Böylelikle stratejiden bir insan kaynaklarına geçiş söz konusu oldu. Kariyerimde böyle bir atılım söz konusu oldu. 2022 Nisan ayından beri de Ata Grubu Teknoloji Şirketleri'nin CHRO'su olarak görev yapıyorum. Bu şirketlerden de biraz bahsetmem gerekirse bunlar ATP, Tıklagelsin ve FIU şirketlerimiz. ATP kurumsal firmaların çözümlerini üreten, yazılımlarını ve çözüm ihtiyaçlarını üreten lider teknoloji şirketlerinden biri. Adeta bu kurumsal şirketlerin bir stratejik çözüm ortağı gibi hareket ediyor. Tıklagelsin bir sipariş platformu, online sipariş platformumuz. FIU da hızlı teslimat platformumuz. Ben de işte bu üç şirketin CHRO'luğunu yapıyorum. İnsan kaynakları başkanı diye geçiyor. Türkçe olarak Çok güzel. söylememiz gerekirse. Çok güzel. Yani aslında kariyer yolculuğumda böyle stratejiden insan kaynaklarına geçiş söz konusu oldu. Herkes Şimdi aslında onu merak ediyor nasıl oldu evet. diye. Şimdi insan kaynakları alanına geçiş yaptıktan sonrasında insan kaynaklarını nasıl gözlemlediniz? Neler fark ettiniz? Bakış açınız elbette ki çok daha başka olmuştur. Ya açıkçası şöyle, yani aslında insan kaynaklarını geçmeden önce de ben bu konularla çok ilgileniyordum eski görevimde de. Yani aslında her zaman için insanla teknolojinin nasıl eklemlendirildiği, işte bunu nasıl gerçekleştirebiliriz, bu birlikteliği nasıl sağlayabiliriz, aslında bu konulara hep kafa yoruyordum. Artık günümüzde çok fonksiyonlar da birbirinden ayrılmıyor. Yani artık insan kaynakları da çok stratejik bir bölüm haline geldi. Yani artık insan kaynakları da karar almada çok önemli. Yani artık liderler, ya mesela eskiden CEO'lara baktığımızda genellikle onların hani finans kökenli ya da pazarlama satış kökenli olduğunu görürdük. Fakat son dönemde insan kaynakları liderleri de artık genel müdürlük rollerini soyunuyorlar. Yani artık insan kaynakları aslında çok stratejik bir rol haline geldi. Masada kararları veren ve şirketin stratejilerine yön veren birimlerden biri haline geldi. Hatta ben hep şöyle her yerde söylediğim bir söz var, bir cümlem var, burada da söyleyeyim. Ya gerçekten insan kaynaklarının başarısı bence bir şirketin başarısının aslında başlangıç noktası. Yani çok çok Kesinlikle. önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden aslında strateji olsun, insan kaynakları olsun, bütün bu fonksiyonlar birbiriyle son derece zaten bağlantılı ve birlikte hareket ediyorlar diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu da tabii ki sevindirici bir haber, sevindirici bir gelişme. Evet, kesinlikle, kesinlikle. İnsan kaynakları profesyonelleri olarak bence özellikle genç nesle buradan o mesajı verebiliriz. Yani önlerinde gerçekten çok büyük fırsatlar var. Çünkü şirketin geleceğinde ve stratejisinde artık masadalar. O Evet. yüzden ona göre o sorumlulukları alarak ilerleyebilirler ve kariyerlerini ona göre geliştirebilirler diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi Seda Hanımcığım, siz yakın zamanda da çok güzel bir ödül aldınız ve kariyerinizde gerçekten çok güzel bir ödülle de taçlandırdınız. Türkiye'nin en etkili
insan kaynakları liderlerinden biri seçildiniz. Tabii ki ben buradaki süreci ve bu başarıyı da sormak isterim size. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. 2023'ü gerçekten güzel ödüllerle kapattık. Hem en etkili insan kaynakları liderlerinden biri seçildim. Altın Lider ödülü aldım ayrıca. Aynı zamanda da ekip olarak genç yetenekleri, en çok genç yetenekleri istihdam eden şirketlerden biri seçildik. Güzel. Kurye Akademimizde de başka bir ödül aldık. Onlar da beni gerçekten çok motive etti. Ya bunların hepsi aslında ekip işi. Ya ben bireysel başarıdan ziyade kolektif başarıya inanıyorum. Bunu zaten değerlerimize de entegre etmeye çalışıyoruz. Yani aslında tek bir kişinin başarısı ya da tek bir departmanın bile başarısı yeterli olmuyor. Tüm şirketin başarılı olması gerekiyor. Hatta Ata grubu olarak düşündüğümüzde bütün şirketlerin aslında başarılı olması gerekiyor ki grup kolektif olarak başarıya taşınsın. O yüzden bu işbirliğine çok önem veriyorum ve ben bu ödüllerin arkasında çok önemli bir ekip işbirliği olduğunu düşünüyorum. Zaten bu ödülleri de hem harika bir insan kaynakları ekibiyle çalışıyorum, hem onlar adına aldım, hem de Ata grubu teknoloji şirketlerinin tüm çalışanları adına aldım. Önemli olan gerçekten bu işbirliği ve ekip ruhunu koruyabilmek. Bunu da biz değerlerimize de yeni değerler çalışmalarıyla da teknoloji şirketleri olarak bunu değerlerimize de entegre ettik. Herkesin birlikte çalışmasına ve birlikte bir hedefe koşması gerektiğine inanıyorum. O yüzden de en büyük felsefemiz gerçekten bunu ilerletebilmek. Çok güzel. Şimdi biz bugün teknoloji ve insan birlikteliğini konuşacağız. Tabii ki ben öncelikle insanla teknoloji bir araya nasıl geldi, nasıl geliyor ve bu birliktelik nasıl hareket ediyor diye size sormak istedim. Gerçekten aslında bu soru çok güzel bir soru ve aslında aynı zamanda da çok kadim bir soru. Çünkü aslında binlerce yıldır bu soru farklı şekillerde sorulmuş diye düşünüyorum. Çünkü şu an hep şu soruda işte yapay zeka insanın yerine geçecek mi vesaire, bu hani çok fazla tartışma konusu haline geldi. Ama teknolojiyle insanın birlikteliğini, ben mitolojiye çok meraklıyım. Mitolojide bu cevabı aslında buldum. Şöyle ki teknolojinin ilk çıkışı, ama bugünkü anlamında tabii ki teknolojiden bahsetmiyoruz. Hani bilgisayarlar, internet gibi değil, ama geçmiş dönemlerdeki o mitolojik zamanlardaki o dönemlerdeki teknolojinin ilk çıkışı aslında, yani medeniyetin ilk çıkışı ateşin bulunmasıyla oluyor. Ve ateşi de bulan Prometheus. Prometheus ateşi tanrılardan çalarak insanlara armağan ediyor. Ve bunu yaparken aslında birçok işkenceye ve acıya maruz kalacağını biliyor. Ama bunu bilmesine rağmen insanların gelişimi için teknolojiye bu ateşi armağan ediyor. Bu da şunu gösteriyor. Ya bütün acılara, bütün çekilecek sıkıntılara rağmen insanın yazgısında gelişim var. Ve yani kimse bunun önünde duramıyor. Bu mitolojiden bu yana böyle. Bu gerçekten hani önüne geçilemez bir şekilde bir ivmeyle teknolojinin geliştiğini görüyoruz. O yüzden biz CHRO'ların da en önemli görevi, bütün insan kaynakları profesyonelleri için söyleyeyim aslında, özellikle liderlik yapanların en önemli görevi teknolojiyle insanı eklemlendirmeye başarmak. Çünkü en iyi, en ileri teknolojileri de yapsanız, insanın içinde olmadığı bir teknoloji aslında tam olarak amaçlarınıza asla hizmet etmeyecektir. Yani insan her zaman merkezde olması gerekiyor. Çünkü günümüzde de yapay zekadaki gelişmelere baktığımızda birçok hesaplamalar yapılıyor, algoritmalar geliştiriliyor. Fakat ne eksik? İnsanın duygusu tam olarak aslında işin içine katılamıyor. Hala insanın duygusunun hesaplanması tam olarak yapılamıyor. Hani biz Ata Grubu teknoloji şirketleri olarak bu çalışmaları da yapmaya çalışıyoruz. Yani yaptığımız projelerde çalışanlarımızın da fikirlerini alarak insanı ve teknolojiyi nasıl en iyi eklemlendirebiliriz? Bunun yollarını bulmaya çalışıyoruz. Bu konuda projeler yapıyoruz. İşte yapay zeka ile mesela CV tarama projemiz var. Bunu nasıl adil ve şeffaf bir şekilde ve gerçekten objektif bir şekilde yapabiliriz? Bunun üzerine projeler yapıyoruz. Video mülakatlarla ilgili çalışmalarımız oluyor. Yani video mülakatlarda mesela işte yapay zeka şuna bakıyor, işte 3 numaralı soruya 5 numaralı aday en doğru cevabı verdi. Ne yapıyor? İşte duygusunu hesaplamaya çalışıyor. Nasıl onu en iyi ölçümlenebilir, bunların hesaplanmasına çalışıyor. Fakat hepsinin merkezinde yine de insan var ve biz Ata Grubu teknoloji şirketleri olarak bunun farkındayız. İnsan en önemli bileşen
ve insanın duygusunu katmadığımız, insanın aslında içinde olmadığı herhangi bir teknolojinin başarılı olamayacağını düşünüyoruz. O yüzden biz çalışanlarımızın da fikirlerini çok önemsiyoruz ve bütün projelerimizde onları işin içine katmaya çalışıyoruz. Onların fikirlerini almaya çalışıyoruz ve bu konuda çok azimliyiz. İnsan ve teknolojinin birlikteliği gerçekten çok önemli ve bütün projelerimizi de belki biraz sonra daha detaylı konuşuruz. Yani bütün İK uygulamalarımızda da dijitalleşme yönünde çalışmalar yapıyoruz ama gene merkeze insanı koyarak. Siz bu birlikteliği, o zaman bu dengeyi fikirleri alarak mı sağlıyorsunuz Aynen çoğunlukla? öyle. Evet, fikirleri alarak, fikirlerle beraber çalışanlarımızın da bu projelerde yer almasını sağlayarak. Aslında bizde yeteneklerle ilgili çok fazla program var. Yani genç yetenekleri çok fazla projelerimize katmaya çalışıyoruz. Hemen hemen her projemizde bizim mutlaka genç yetenekler var. Hani genç yeteneklerin fikirlerini alıp onları çok uzun yıllardır çalışan iş arkadaşlarımız var. Çok büyük tecrübeleri olan, yani belki 20 yıldır, 25 yıldır grupta. Onların aslında tecrübeleriyle genç yeteneklerin yeni nesil becerilerini harmanlayıp ve sıçramalı bir büyüme yaratmaya çalışıyoruz. Bütün projelerimizdeki aslında hedeflerimiz de bununla alakalı oluyor. Çok güzel. Şimdi Ata Grubu teknoloji şirketleri olarak da tabii yetenek yönetimi stratejilerinizi de burada, bu noktada da sormak isterim size. Tabii yetenek yönetimi bizim en önemli, en değer verdiğimiz programlarımızdan biri. Çünkü özellikle genç yetenek programı, üniversitelerin 3. 4. sınıf öğrencileri ya da işte henüz yeni mezun olmuş ya da olmak üzere olan öğrencileri bir programı alıyoruz. 9 ay süren bir program buna. Biz Core Talent Genç Yetenek Programı diyoruz. Eskiden sadece ATP'de yapılıyordu fakat şimdi tıkla gelsin ve few şirketlerimizi de buna dahil ettik. Kapsamı bayağı genişlettik. Sayı da o nedenle çok arttı. Ya aslına bakarsanız birçok şirkette staj programı var ama bunun en büyük farkını ben sorumluluk alma olarak görüyorum. Çünkü gerçekten az önce bahsettiğim gibi projeye onları projeye veriyoruz. Projede çalışıyorlar, projede görev yapıyorlar ama sorumluluk alarak. Şimdi ben mesela şeyi hatırlıyorum. Ben Amerika'da master'dan sonra bir staj yapmıştım. Hep bana fotokopi veriyorlardı. Fotokopi çekme işleri falan. Ya demiştim ben ne zaman iş yapacağım? Hani hep fotokopi, hani kartıma diyordum fotokopiyle ilgili bir şey yazacağım. Sonra bana gerçek işler vermeye başladılar. Biz direkt olarak gerçek işlerle başlatıyoruz. Gerçekten bir projede sorumluluk almasını sağlıyoruz. Öyle stajyer gibi değil. Gerçekten bir Çalışan çalışandan ne gibi. bekleniyorsa o ayrıca rotasyon da olduğu için farklı departmanları görme şansı oluyor. Farklı insanlardan farklı şeyler öğrenme şansı, deneyimleme şansı oluyor. O rotasyon da bence çok değerli ve sorumluluk da çok değerli. Bir de sorumluluk alma aslında genç yaşta öğrenilen bir şey Seyhan Hanım. Yani o O yüzden özgüveni de sağlıyor tabii ki. kesinlikle, kesinlikle. Yani onu genç yaşta kavradığı zaman sonra kariyerinde aslında çok faydasını görüyor. Çünkü o sorumluluk alma sonradan gelişmesi çok zor bir özellik, çok zor bir yetkinlik. Muhakkak Onu ki. gerçekten kazandırmaya çalışıyoruz. Sonrasında da zaten işe alımla devam ediyor. Çoğu arkadaşımızla yollarımız devam ediyor. Çünkü çok büyüyen teknoloji şirketleri olduğumuz için büyüyen şirketleriz. Sorumluluk alanlarımız da genişliyor. O nedenle bu çok güzel bir program olarak devam ediyor. Ve tecrübeyle de armağanlamaya çalışıyoruz yeni yetenekleri. Tabii ben aslında burada biraz daha detayı da sormak istemiştim. Bu yetenek yönetiminin detaylarından da biraz bahsetmenizi istemiştim ama gerçekten çok kapsamlı, sizin de bahsettiğiniz gibi ve bu sorumluluğu vermek, görevi vermek de aslında sizin orada çok kıymetli bir yaklaşımınız da var. Gerçekten keşke, isterim ki bütün firmaların bakış açıları da bu şekilde ilerlese. Evet, gerçekten gençlere fırsat vermemiz gerekiyor. Ve onların yeni tecrübelere, onların yeni projelere, heyecan verici projelere ihtiyaçları var. Zaten bu arada gerçekten çok güzel bir heyecan kendileri de getiriyorlar. Zaten varlıkları bile onların ofisteki o heyecanın da artmasına sebep oluyor. O yüzden ben hani yapmayan şirketlere de tavsiye ederim. Bu genç yetenek programları bence şirketin geleceğini oluşturmak için çok önemli. Çünkü geleceğin liderleri bu kişiler arasından çıkıyor. O yüzden hani geleceğe de bir yatırım aslında bu.
Şimdi burada tabii ki son zamanlarda her birimizin konuştuğu bir yetenek kıtlığından bahsediyoruz. Yetenek yönetiminden bahsediyoruz. Yetenek havuzumuzun bir türlü oluşamamasından ya da o istenilen seviyeye gelmemesinden bahsediyoruz. İsterseniz burada sizin düşüncelerinizde, fikirlerinizde hem de bakış açınızı, yaklaşımınızı da öğrenmek isterim. Aslında çok doğru bir nokta. Hele teknolojide bu çok daha zorlayıcı. Yani aslında teknolojide insan kaynakları profesyonel olmak çok daha zorlayıcı. Çünkü yeteneği bulmak, tutmak, tutundurmak bunlar gerçekten sürekli kafa yorduğumuz konular. Yani çok fazla program uygulamaya çalışıyoruz. Bu konuda gerçekten dijitalleşmeye gitmeye çalışıyoruz. Yani çünkü yeteneği bulmak da bir konu, onu tutmak da aynı zamanda çok önemli bir konu. Kesinlikle. Yani o yüzden hani genç yetenek programının zaten buna çok büyük bir faydası var. Hani bir anda geleceğe yatırım yapmış oluyorsunuz yeni yetenekleri katarak. Fakat tabii tecrübeli kişileri de ekiplerinize katmanız gerekiyor ve son dönemde bunun zorlaştığını zaten herkes biliyor. O yüzden insan kaynakları aslında daha da önemli bir hale geldi eskisinden. Çünkü artık Evet. herkes şeyin farkında. Şimdi eskiden dijitalleşme deniliyordu. Fakat insan faktörü biraz unutulmuştu. İnsanın ne kadar önemli olduğunu. Fakat bu tekrar hatırlandı. Şu an insanın ne kadar önemli olduğunu herkes her yerde söylüyor. Yeniden insan artık çok önemli hale geldi. Bu nedenle insan kaynakları ekiplerinin ve başarıları çok önemli tutundurma faaliyetleri için. Hele gelecekte daha da zorlaşacak diye düşünüyorum. Hani bu yapay zeka ve diğer uygulamalarla beraber, bu dijitalleşmenin getirdiği bazı yeniliklerle beraber daha da insan kaynaklarının uygulamalarını, yani insan kaynaklarında sürekli yeni uygulamalar. Mesela biz işte dijitalleşme ile ilgili çok çalışma yapıyoruz demiştim. İşte onboardingimizi, işe giriş sürecimizi mesela dijitalleştirdik. Böyle bir 8 haftalık bir yolculuk tasarladık yeni gelen çalışanlarımıza. Bu gerçekten tutundurma amacıyla çok anlamlı oluyor. Çünkü bir anda bir kişiyi böyle bir anda hani işe başlatmadan önce gerçekten bir oryantasyon, güzel bir oryantasyon programından ve dijital bir programdan geçmiş oluyor. Bir teknoloji şirketine yakışır bir programdan geçmiş oluyor diyeyim. Yetenek yönetimimizi dijitalleştiriyoruz, terfi kurullarımızı vesaire. Yani her şeyi bir işte az önce bahsettiğim CV tarama projeleri yapay zeka ile. Yani OKR sistemimiz var. Performans yönetimini de artık bir yazılım üzerinden gerçekten aynı hedeflere koştuğumuz, herkesin o az önce bahsettiğim kolektif başarıya ulaşabilmeyi sağlayacak, ortak hedeflerle yürümeyi sağlayacak bir yazılım ve aynı zamanda bir felsefeyi de, kültürü de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Hani bu yüzden çok yönlü çalışmak gerekiyor artık insan kaynaklarında. Çünkü Kesinlikle. yeteneği bulmak çok zor. Bulduğunuz yeteneği de sımsıkı sarılmanız ve tutundurmanız gerekiyor. Onlara kariyer yolları sunmanız gerekiyor. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Kariyer yolları, rotasyon, işte büyük bir grup olmanın da bir takım avantajlarını tabii kullanmaya çalışıyoruz. Böyle çok yönlü düşünmek, işte aslında orada stratejiden gelmenin de avantajlarını hani kullanabiliyorum diyeyim. Çok yönlü düşünmek gerekiyor çünkü gerçekten artık eskisi gibi değil. Yani insan kaynakları çok stratejik olmak durumunda yeteneği tutundurabilmek için. Bunlar zaten hemen sonuçlara da yansıyor. Artık hani daha fazla analitik çalışmada yaptığımız için işte turnover'lar, memnuniyet skorları, her şeyi biz böyle artık bağlılık, her şey sürekli ölçümleniyor. O yüzden hani yaptığınız uygulamaların aslında anında da dönüşlerini görebiliyorsunuz. O da çok heyecan verici. Analitik de başka bir yere doğru gidiyor yani. Data artık insan kaynaklarında çok önemli bir data da var. Data da büyük bir güç. Bu uygulamalar bütün hepsi aslında yeteneğin ve içerideki aslında yüksek potansiyelli kişileri özellikle tutabilmek için gene farklı uygulamalar yapmak. Eğitim gene çok önemli, en önemli yatırım. Kişiler çünkü kendilerine yatırım yapılan yere daha çok bağlılık hissediyorlar kurum olarak. Bunların hepsi çok önemli. Kesinlikle. Yani ayırt edemiyorum. Siz şimdi tabii ki teknolojiden bahsettiniz, dijitalleşmekten bahsettiniz. Peki gelecekteki iş dünyası tabii ki hızla dijitalleşmeye devam ediyor. Siz bu noktada insan kaynakları yönetimindeki en büyük değişiklikleri nelere bağlıyorsunuz, neler olarak görüyorsunuz? Ya burada aslında işte az önce bahsettiğim birçok şeyi daha da hızlandırarak yapmamız gerekecek bu yapay zeka ile
insan kaynakları uygulamalarını birleştirme, dijitalleşme, bunların hepsi çok önemli olacak. Ancak iş dünyasında çalışma şekilleriyle ilgili de ben önemli değişiklikler bekliyorum. Yani baktığımızda ben artık hani tek bir şirkete bağlı belki çalışanlar yerine birkaç şirketin mesela örnek vermek gerekirse satış en kolay örnek verebilirim. Belki birkaç şirketin ürününü, hizmetini satabilecek satış görevlileri olabilir. Ya ben böyle şeyler artık duymaya başladım. Hani biraz daha böyle sinerjik yapılar kurulmaya çalışılıyor vesaire. Ama bunun dijitalleşme ile beraber daha da artacağını düşünüyorum. Bu da gene insan kaynaklarına önemli bir yük getirecek. Yani kurum bağlılığını sağlayabilmek daha zorlaşacak. Yani insan kaynaklarının işi oldukça zor diye düşünüyorum. Yani hiç bitmeyen bir yolculuk var. Ama keyifli bir yolculuk ama beklenmedik gelişmelere de hazır olmak gerekiyor. O yüzden B planları, C planları olması gerekiyor insan kaynaklarının bu yolculukta diyeyim. Bence hızlı bir şekilde çok yeni gelişmeler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Tabii Özellikle burada bu video mülakatlar çok hızlı ilerliyor Sayan Hanım. tabii Yani burada oradaki gelişme. meslektaşlarımıza da çok önemli görevler düşüyor. Evet, kesinlikle. O yüzden hani ilk konuşmamın başında aslında ilk sorunuzda söylediğim hani artık İK masada. İnsan kaynakları profesyonelleri artık masada ve karar alıcı durumdalar. Çünkü insan çoğu şirketin en önemli sermayesi psikolojik sermaye diyoruz ya insan. Yani o yüzden ya teknoloji baktığımızda günümüzde artık teknoloji bile bir şekilde ulaşılabilir hale geldi diyebilirim. Yani bir şekilde teknolojiler artık hemen yerine konulabiliyor, işte rakiplere erişilebiliyor. Bir şekilde teknoloji artık sanki daha kolaylaştı. Ama asıl zor olan bence, asıl farkı yaratacak olan, asıl rekabet avantajını yaratacak olan bence kaliteli insan sermayeniz, psikolojik sermayeniz. Bence bu artık daha önemli hale geldi. Şimdi ben tabii ki bu sezonunda bütün konuklarıma bu yıl en fazla üzerinde durmamız gereken konu ya da konu başlıklarını sordum. Size de sormak isterim hem insan kaynakları alanında hem de iş dünyasında. Ama oradan da bir son cümlenizde sanırım tüyoyu aldım. Aynen. Gerçekten burada insana yapılan yatırım, ya bence şirketler için en önemli yatırım insanlarına, çalışanlarına yaptıkları yatırım. Bu yatırım çünkü bir yaptığınız yatırım 10 kata size geri dönüyor. İnsana yapılan yatırım çok önemli. Benim bu seneki ajandam diyeyim, ekibimle beraber tabii ki. En önemli ajandam bu OKR performans sistemleri. Ortak hedeflere koşabilme. Çünkü bizim hani yaptığımız anketlerde, özellikle yeni nesilde de neyin için yaptığını bilmek, hangi hedefe koştuğunu, şeffaflığı görmek, daha adil değerlendirilmek. Aslında bana daha çok öde değil ama bana daha adil öde çağrıları var bence yeni nesilde. O yüzden hani böyle daha adil, daha görünür, kişilerin çalışmalarının daha görünür olduğu sistemler kurmak. Sadece performans değil ama iş yönetimi anlamında da. Hani insanların gerçekten huzurlu, mutlu bir şekilde oldukları bir ortamda ama hedeflerini de net bir şekilde bildikleri. Böyle ortamlarda, daha şeffaf ortamlarda çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Ya dijitalleşme zaten hiç bitmeyecek bir konu. Yapay zeka olsun, dijitalleşme projeleri olsun İK'de. Geleceğe hazırlanmak şirket olarak. Ama özellikle bu diğer uygulamanın 2024 için benim için önemli bir yeri olacak. Şimdi tabii ki programımız çok güzel ilerliyor, sohbetimiz çok güzel ilerliyor. İsterseniz son bir soru daha yönelteyim. Burada yeni Tabii. jenerasyonun şimdi meslektaşlarımda ya da iş dünyasında yeni jenerasyonla ilgili ufak tefek sıkıntılar duyuyoruz. Hem bakış açılarında hem iş yapış şekillerinde. Buradaki sizin bakış açınızı da öğrenmek isterim. Ve konumuz nezdinde eklemek istedikleriniz varsa onları da alayım. Daha sonrasında programımızı beraber kapatalım derim. Çok teşekkür ederim. Benim için çok çok keyifli bir sohbet Çok oldu sağ olun. gerçekten. Ağırladığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ya yeni jenerasyonu ben o bizim genç yetenek programımız olduğu için çok birlikte çalışma fırsatımız oluyor. Ben çok güzel bir enerjileri olduğunu düşünüyorum. Ve eğer açık ve net hedefleri ortaya konduğu zaman ve neyi yani amaçlarıyla anlatıldığı zaman gerçekten çok hedef odaklı olabildiklerini görüyorum. O yüzden bu performans ve yönetim sistemlerini getirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü
Türkiye zaten çok genç bir nüfus ve bu nüfus gerçekten dijitale doğdu. Yani o yüzden bir teknoloji şirketi olarak bunun çok büyük bir avantajını yaşıyorum. Çünkü teknolojiye çok yatkınlar. Yani hiç teknoloji ile ilgili bir bölümden mezun olmamış biri bile yeni nesilden geldiği zaman gene bir fark yaratıyor. Gerçekten baktığınız zaman böyle bir yatkınlıklarının olması bir teknoloji çalışanı olarak benim işimi çok kolaylaştırıyor. O yüzden ben hani genç nesilden çok memnunum o anlamda. Hani özellikle bizim seçtiğimiz arkadaşlarla çalışmak büyük bir zevk oluyor. Çok motiveler. Ofiste de bulunmak istiyorlar, işte öğrenmek istiyorlar. Hani öğrenmeye hevesli olanlar gerçekten bizim en çok tercih ettiğimiz kişiler zaten. Hani öğrenmeye heves olmak, öğrenmeye ışığının olması. Çünkü en büyük yatırımı ışığı olan kişilere yapmak gerekiyor geleceğe hazırlanmak açısından. O yüzden biz gerçekten çok memnunuz bu programlarımızdan da. Geleceğe dair umut verici bunlar benim için. O yüzden bu programlara daha da ağırlıklı yatırım yaparak devam etmeyi düşünüyorum. Ya bunu biliyorsunuz artık hani liseye kadar çeken yerler var. Hani liselere bile gidip işte liselerden stajyerler alabiliyorlar. Yani eğitimi desteklemek gerekiyor her seviyede bence. O yüzden çok önemli buluyorum, özellikle teknoloji sektörü için. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bugün gerçekten çok kıymetli bilgilerle bizlerle birlikteydiniz. Bu yoğunluğunuz arasında bize de vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifliydi gerçekten. Çok sağ İnşallah en olun. yakın zamanda tekrar bir araya geliriz. İnşallah. Ağırladığınız için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.